operasyonlarına başladı İsrail ordusu. Hava saldırılarını da bir yandan devam ettiriyor Beyrut'ta. Gece iki ayrı noktada dört büyük patlama meydana geldi ki o saldırılar sürüyor. İşte Beyrut'tan şu anda dumanların, o siyah dumanların yükseldiğini görebiliyoruz. Hala İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırısı devam ediyor. Gece yarısında iki ayrı noktada dört büyük patlama meydana gelmişti. İsrail ordusu Beyrut'ta nokta atışı bir saldırı düzenlediğini de duyurdu. Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesine yakın bir nokta El Beşura bölgesi hedef alındı. İsrail savaş uçakları tarafından ve bu noktaya bir dizi hava saldırısı düzenlendi. Güvenlik kaynakları Beyrut'un içinde şehir merkezine çok uzak olmayan bir bölgenin vurulduğu bilgisini paylaştı. Yine Lübnan Ulusal Haber Ajansı da saldırıda fosfor bombaları kullanıldığını iddia ediyor. Önemli iddialar bunlar ki yerel kaynaklara göre de iki ayrı binanın hedef alındığı, dört ayrı patlamanın meydana geldiği bölgede İsrail'in Hizbullah milletvekili Amine Çeri'yi hedef almış olabileceğini belirtiyor. Yine hayatını kaybedenler oldu bu saldırıda. Çok sayıda yaralının olduğu bilgisi de var. İşte Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dumanlar yükseliyor. Günlerdir İsrail bir yandan kara harekatı başlattı desek de havadan da saldırılarını kesmedi. Beyrut'ta şu anda merkeze çok yakın noktalarda siyah dumanların yükseldiğini görebiliyoruz. Şimdi İsrail sadece Lübnan'a Beyrut'a mı saldırıyor? Hayır. İsrail ordusu bir kez daha Suriye'nin başkenti Şam'ı da hedef aldı. Vurulan bir binada en az 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Suriye devlet medyasına göre saldırı Şam'ın batısındaki Mezze mahallesine düzenlendi. 3 katlı bir bina harabeye dönmüş durumda. Suriye basınına göre en az 3 kişi hayatını kaybetti saldırıda. 3 de yaralı var. Can kaybının artabileceği belirtiliyor. İsrail'den saldırı ilişkin bir açıklama gelmedi. İsrail iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırı düzenliyor. Bu saldırılar Hamas'ın 7 Ekim saldırısından sonra daha da arttı. Öte yandan İsrail'e ait hava araçlarının Suriye'nin Laskiye iline bağlı Ceblema ilçesinde birden fazla saldırı gerçekleştirdiği de ileri sürüldü.